Merhabalar arkadaşlar. Karadeniz'in incisi Giresun'dan sizlere sesleniyorum. Coşkun Hoca'nın Matematik Oyunları kanalına hoş geldiniz. Bugün size yine bir hikaye soru anlatacağım. Hikayemize geçmeden önce beğenmeyi unutmayınız. Hikayemize geçelim. Harman. 2003 Ağustos ayıydı. 7. sınıfı bitirip 8. sınıfa geçecek yaz tatilindeydim. Tabii yaz tatili denirse. O yıl orduya fındık toplamaya gitmiştik. Orada başımdan geçen yaşanmış bir olayı anlatacağım. Sabahtan akşama kadar bahçelerde fındık toplardık. Ve akşam toplanan fındıkları getirip harmana koyardık. Fındıklar harmanda iyice kurutulduktan sonra çuvallara konulup ağızları dikilirdi. Çuvallar farklı boyutlardaydı. 40 kilogram, 50 kilogram, 60 kilogram. Fındıklar iyice kurumuştu. Sıra çuvallara doldurmaya gelmişti. Patostan geçen fındıkların toplam ağırlığı da belli olmuştu. Harmandan 4 ton 610 kilogram fındık elde edilmişti. Patronumuz bizleri çok seviyordu. Akşamları çaylarımızı alıp harmanda oturur ve sohbet ederdik. Çalışanların hemen hepsi öğrenciydi. Sohbet sırasında patron, "Yarın sabah ilçeye gidip çuval getireceğim. Öteki günde bunları çuvallara koyacağız," dedi. Patron birden, "Hadi bakalım, size bir soru öğrenciler," dedi. Biz de "Sorun tabii ki," dedik. Patronun sorusu gayet mantıklıydı. Şu şekildeydi: "Ben yarın çuval almaya gideceğim. Fazla veya eksik çuval almak istemiyorum. Bunun için bu akşam tam bir hesap yapacağım. Bakın gençler, benim armanımda 4 ton 650 610 kilogram fındık var. Ben bu fındıkları 40, 50, 60 kilogramlık çuvallara koymak istiyorum. Ve mümkün olduğu kadar çuval sayıları birbirine yakın olsun istiyorum. Bunun için her bir çuval türünden kaç tane almalıyım?" Tabii önce biraz düşündük ve karşı karşıya olduğumuz probleme çözüm üretmeye çalıştık. 40 artı 50 artı 60 eşittir 150 idi ve aklıma 4610'u 150'ye bölmek geldi. Bölüm 30, kalanı 110 çıkıyordu. Kendi kendime dedim ki, öyleyse her bir çuvaldan kesinlikle 30 tane alınmalı ve kalan 110 fındığı da 50 artı 60 şeklinde 1'e 50, 1'e 60 kilogramlık çuvallara doldurursak sorunu çözmüş oluruz. Sonra kendi kendime bulduğum sonucu patrona söyledim. İlkini anlamadı. Bir daha anlattım, nihayet anladı ve onaylar şekilde. Demek her birinden 30 adet ve 50-60 kilogramlıklardan birer adet fazla. Demek 92 adet almam lazım," dedi. Onayladım. Patron sonraki gün ilçeye gidip çuvalları getirdi. Harmanlı fındıkları çuvallara doldurmaya gelmişti sıra. Dolum tam hesapladığım şekilde oldu. Patron, harmanda adalet olması ve her birinden 30 çuval kalması için 60 kilogramlık çuvalı kendine, 50 kilogramlık çuvalı bize verdi. Fındıklarımızı alıp mutlu bir şekilde kaldığımız yere gittik. Hikayeyi yazan siz olsaydınız, okuyuculardan matematiğin hangi kavramlarına ulaşmalarını isterdiniz?